Yine bir videomuza hoş geldiniz World of Warships'te dövüş modu geldi ve size dövüş modundaki en güçlü gemiyi göstermek istedim. Bu benim gözümde Prinz Eugen. Neden Prinz Eugen? Çünkü arkadaşlar, dövüş modunda karşınıza gelebilecek gemileri düşünürseniz, mesela savaş gemisi gelebilir. Tier 8'de bütün savaş gemileri Prinz birebir de kapışamaz. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Neden böyle olduğunu da iki tane oyun oynadık. Oyundaki savaşları izlediğinizde daha iyi göreceksiniz. Ama çok kısaca bahsedeyim. İsterseniz direkt olarak oyunlara atlayın. Arkadaşlar bakın. Ön burun zırhımız 27 mm. Şurası 40 mm. Köşke giden mermiler şuradan geçmek zorunda. Yani 40 mm'lik zırhı delmeden adam sizin köşk hasarı vuramıyor. Zırh delici mermiyle. 40 mm'yi delebilecek top ne yazık ki yok. 13,3 ile çarparsanız oyunda hiç kimse de 40 mm'yi delebilecek topun olmadığını görürsünüz. O yüzden bir kere adamın siz şöyle gelirken önden köş atması size mümkün değil. Hiçbir zaman ağır bir hasar yemeyeceksiniz. Peki bu şekilde bitiyor mu bitmiyor. Diyelim ki bir hata yaptınız. Önden gelirken açık verdiniz. Düşman size şuradan ateş etme şansını buldu. Yani tamamen buradan giderseniz köş yersiniz. O yüzden şöyle gösteriyorum. Mermi mesela buradan böyle geldi. Mouse takip edin. Bakın o zaman ne oluyor? Önce 27 mm buraya takılıyor. Sonra 80 mm gövde zırhına takılıyor. Bunlardan sonra bu sefer köşk zırhı yine eğimli 40 mm buraya takılıyor. 80 40 27 yaptı sana 147 mm zırh. Yani 147 mm zırhı da yine şu şekilde bir açıyla vurup size köşk katabilecek gemi gene yok. İkinci oyunda zaten böyle bir durum oldu. Göreceksiniz. Yine adam bize köşk hasarı atamadı. Birinci oyunda köşk hasarı yemiyorsanız sizin yeterince hayatta kalıp rakibi öldürmeniz mümkün. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bir, torpidolarınız. Her iki tarafta 6 şar torpidonuz var. Onun üstüne ana toplarınız rakibe köşk atamasa bile zırt elece mermi kullandığınız zaman normal ya da ağır hasar vermek için yeterli. Ve en önemlisi rakibin size vurduğu patlayıcı mermi Çünkü adam zırt elece mermisinin işe yaramadığını fark edecek ve patlayıcı mermi yükleyecek. Patlayıcı mermi sayını tamir edebilmeniz çok önemli. Onarım ekibi olmazsa olmaz. Sonrasında hidro. Hidro şundan dolayı önemli. Çünkü karşınıza gelecek olan gemilerin çoğunun torpidosu olacak. Hidro ile bu torpidolardan kaçmanız lazım. Burada da modüllerde torpido kovanları modifikasyonunu öneririm. Ama bunu ikinci maçta kullandım. İlk maçımda ikinci il batarya modifikasyonu vardı. Bunu unutmuşum öyle kalmış. O yüzden hani ilk maçımda Torpidoları kullanma konusunda aşırı dikkat edeceğim. Ama ikinci başta daha rahat olacağız. Unutmadan kaptan yeteneklerini de göstereyim size. Bakın dişleri yağlayın mutlaka lazım. Yakın mesafe savaşacağınız bütün gemilerde bu gerekiyor. Bu öncelikle de kalmış öyle, lazım değil. Ağır AP mermiler bu bayağı işinize yarar Alman sal Sonrasında birinci sınıf nişancı ve gizlenme uzmanı. Şimdi gizlenme uzmanı olmasa daha iyi olur dövüş modu için. Ama normal oyun için almıştım. Şu dövüş moduna mutlaka lazım. Birinci sınıf nişancı. Çünkü rakibe yaklaştığınız zaman ana batarya sürenizin %8 azalması yani %8 daha hızlı ateş edebilmeniz çok fazla işe yarıyor. Bizi ilk oyunda hatta bu kurtardı diyebiliriz. Hadi gelin oyuna geçelim. İlk maçımızın rakibi Bismarck. Bismarck'ın torbidosu yok ama zırhına güvendiği için kendini seçmiş. E bakalım o zırhı ne kadar elimde patlayacak. Şimdi arkadaşlar Pirinç evgende yapmanız gereken şey. Direkt olarak korkusuzca eğer karşıdaki adamın torbidosu yoksa direkt olarak üstüne gitmek. Ve giderken burundan gittiğinize emin olun. Korkmayın ne gelirse gelsin zaten size hasar veremez. Bu arada ikinci top menzilimizi görüyorsunuz neredeyse mapi kaplıyor. Şansımızı adamın uçak savarına vurduk. Dövüş modunda vurmak isteyeceğiniz en son şey rakip geminin uçak savarıdır herhalde. Şimdi bakın ilerlediği yolu takip edin. Sonra o yola doğru düz gidin. Şu anda böyle gidiyor. O yüzden ben birazdan şöyle dönmeye çalışacağım. En hızlı şekilde yaklaşabilmemiz için. Ama tabi gerek kalmadı. O bize doğru dönmeye başladı. Alev çıkarmanız vesaire çok önemli değil. Ama alev çıkarırsanız ve rakip gemi söndürürse torpido sarınızı vurduğunuz zaman çok daha etkili olacak sizin için. Bakın sürekli olarak sağa dönüyorum. bu tarafa geldikçe ben sağa doğru gidiyorum ki mesafe kısalsın. Normalde 4 kilometreye düştüğü anda torpido atabilirsiniz. Ben riske atmamak için bile bayağı fazla bekledim. Anlayacaksınız zaten. Bakın, bize daha yeni alev çıktı. Adam vurabilmek için iyi bir fırsat bekliyor aslında ama hiçbir fırsatı vermeyin. Şu anda torpil hastalık mesela bence yeterli olurdu. Ama bekledim. Sonuçta şu dağa takılır dedim. Onu da bekleyeceğiz. Şimdi patlayıcı vermiştik de tamir ettik. Tamam. Burada daha çarpıp benim torpilolarımdan kaçabilirdi. O yüzden atmadım beyaz olarak gösterdiği kısma. Bakın şu anda bile zırh edici yüklerse şu ön kısımdan bizi delmesi çok zor. O yüzden sürekli olarak sağa dönmeye çalışıyorum. Sürekli olarak açı vermemeye çalışıyorum. Deldik ama köşk atmadık. Köşk atabilseydik direkt bitmişti aslında burada iş. tane daha. Şansımıza bir tane mermi erken düştü gördünüz mü? Geminin önüne düştü. Ama yine hem tamirimiz var hem de ana batarya yükleme süremiz kısa olduğu için direkt savaşı bitirebiliyoruz. Erken ondan kötü bir vuruş arkaya doğru geldi. Evet arkadaşlar bak oldu ama karşı taraftaki gemi Ziyeten Alman ikinci top odaklı savaş gemisi. E yani bu mapte normalde korkmanız gereken en büyük rakiplerden bir tanesi diyebiliriz. Ama hepiniz örgen değilseniz. Şu aralıkta rakibi yakalamaya çalışacağım. Eğer yakalayamazsam içeri doğru giderim diye düşünüyorum. Bakın oraya doğru yaklaştık. Derken Ziyeten'i gördüm direkt. Şimdi gördüğüm için aklımdaki soru şu arkadaşlar. Hemen torpido atsam mı? O yüzden dedim ki işime yaramayacak olan torpido tarafını atayım sonra gemiyi full geri çeviririm. Atmak istememin aslında sebebi de şu. Rakipte hidro olduğunu biliyorum. Torpidoyu erkenden atayım. Hidroyu ona kullansın. Kullanmazsa da vururuz. Kullanırsa döndüğümüz zaman hidrosu olmasın. Şimdi burada gemiyi çevirmeye çalıştım ama unuttuğumuz bir şey var. Bu map fazla küçük. O yüzden buradan geri dönmem bayağı bir zaman aldı. Rakip de tahmin ettiğimiz gibi Hito'yu kullanarak torpidolardan kaçıyor. Şimdi Ziyeten bayağı yaklaştı. Benim dönmem hala bitmedi. Kötü bir durumda yakalanacağız. Ama çok büyük dert değil. Çünkü gördüğünüz gibi gene yani hepiniz örgenizli var. Şimdi burada Ziyetan'ın torpidolar olması bizim için en büyük ders oldu. Normalde burada hemen hızlıca dönüp Ziyetan'ın peşine koşmak isterdim. Ama torpidolar olduğu için hız kesip torpidolardan kaçmaya çalıştım. Bu da bizim dönmemizi bayağı gediktirdi. Bakın şu yeteneğim sürekli aktif. Birinci sınıf nişancı yeteneği yani dövüş modunun olmazsa olmazı. Çok büyük hasar vermiyorsunuz ama yakabilirseniz biz daha yakamadık tabii ki. Adam bizi yaktı hatta. Bayağı iş yapıyor. Yakma ihtimalimiz kaçmış? %14 bakın. 27 tane mermi tuttu. Her merminin %14 yakma ihtimali var ama yakamadık adamı. Şimdi gemiyi düzeltiyorum. Bu şu anda kafamda iki soru var. Bir şuradan şöyle mi gitsem? İki düzeltip buradan mı gitsek? Şu taraftan gitmek daha büyük bir sorun olabilir diye düşündüm. O yüzden gemiyi düzeltip arkasından buradan gireceğiz. Özellikle şimdi kamufle olmuşken rahat rahat dönebiliriz. Bizim kullandığımız parçalarda arkadaşlar gizlenme modülü yerine farklı bir parça kullanırsanız hani manevra, hızlanma vesaire gibi buralarda çok daha fazla işinize yarar. Ama ben çok fazla dövüş modu ya da ranked oynamıyorum. O yüzden genelde kendi kullandığım şeyleri normal oyun odaklı olarak yaparım. Evet. Rakip de geri geri geliyormuş. Şimdi i̇lk salvo'ya dayandık. İlk salvo'ya dayanmamış çok önemliydi. Çünkü şimdi bizim atış menzilimizdeyiz. Bu arada şu torpido salvosunu başka bir savaş gemisinde olsaydım %100 yemiştim. Yani aslında onu iyi düşünerek attı. Ama işte rakibi çok yanlış. Yani yine videonun başına gösterdiğim o zırh. Evet arkadaşlar oyunlar da gördüğünüz gibi. Ama şunu söyleyeyim. Prinz Eugen'e normalde çok fazla para verip almaz önerdiğim bir gemi değil. Dövüş modlarında çok iyi. Sadece dövüş modlarında bu kadar iyi. Çünkü bu da geminin çok iyi zırhından kaynaklı. Ama mesela normal bir oyunda olsaydık karşımıza TR9 gelirdi. Bir Musashi falan gelirdi. Az önceki geminin mesela şuralara sıktığı senaryolarda Musashi ya da yüksek diğer bir topa sahip olan gemiler bizim zırhımızı paramparça edebilirdi. Ama tier 8'de bunu yapabilecek rakip yok. O yüzden size hem bu oyunları göstermek istedim hem de Prinz Eugen'iniz varsa ya da karşınıza Prinz Eugen gelirse neye dikkat etmeniz gerektiğini, nasıl oynamanız gerektiğini göstermiş olduk. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.